Merhaba sevgili öğrenciler. Üçüncü sınıf problemler defteri, yani problemleri çözeceğiz. Ne diyor konumuz? Rakamlar. Şimdi rakamlar neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a biz rakamlar diyorduk. Rakamlar sayıları yazmaya yarayan sembollerdi. Bakalım en büyük rakamla en küçük rakamın toplamı kaçtır? En büyük rakamımız 9. En küçük rakamımız 0. 9 ile 0'ı toplarsak 9 yapacak. 6'dan büyük rakamların toplamı kaçtır? 6'dan büyük rakamlar 7 var. 8 ve 9. 7, 8 ile 15, 9 ile 24 yapar. Üçüncü sorumuz, doğal sayıları yazmak için diyor kullandığımız sembollere rakam diyoruz. Evet, sayıları yazmak için, doğal sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam diyoruz. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluşuyordu. Bilgi, öğretmenin söylediği bilgiye göre toplam kaç tane rakam vardır? 9 tane. Nedir bunlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam kaç tane rakam vardır? 0'ı da katınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 da var. Toplam 10 tane rakam var. Toplam kaç rakam varmış? 10 rakam var. En büyük çift rakamın iki eksiğini bulunuz. En büyük çift rakamımız 8. 8'in iki eksiğini bulalım. 8'den 2 çıkarırsak 6 yapacak. 7'den küçük kaç tane rakam vardır? 7'den küçük kimler var? 6 var. 5 var. 4, 3, 2, 1, 1 de 0 var. O zaman 7'den küçük kaç tane varmış? Toplam 7 tane. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toplam 7 tane rakam var. Evet, kaç rakam varmış? 7 rakam var. Emir'in saymayı unuttuğu rakamlar nelerdir? Şimdi rakamlarımızın en küçüğü sıfırdı. Sıfır yok. Sıfırı almamış. Sıfır. Bir var. İki de var. Sonra üç de var. Dört var. Dörtten sonra beşi almamış. Beşten sonra altı var mı? Altıyı da almamış. Yedi var. 8 var, 9 var. Demek ki nedir? Emir'in sayımı unuttuğu rakamlar 0, 5, 6. Doğal sayılar. Şimdi doğal sayılar kümemiz elemanları neydi? Sıfırdan başlıyordu. Doğal sayılarımız nedir? 0, 1. Hangi harfle gösteriliyordu doğal sayılarımız? N sembolü ile gösteriliyordu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nokta 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 sonsuza kadar gidiyor doğal sayılarımız. Sıfırdan başlıyor, birer artarak sonsuza kadar gidiyor. Şimdi 732 doğal sayısının iki fazlası kaçtır? Şimdi 732'yi bir yazalım. 732'nin iki fazlası 2 ekle demek. 2 ekliyorum. 2 ile toplayacağım. O zaman 734 yapar.
470 yukarıda verilen diyor doğal sayıdan bir sonraki ve bir önceki doğal sayıların farkını bulunuz. Bir sonraki doğal sayımız nedir? 471. Bir önceki 469'dur. Bize ne diyor? Bir sonraki ile bir öncekinin farkını soruyor. 471'den 469'u çıkaracağız. Arada kaç tane var? 469, 470, 471. İki fark var. Arada kaç fark var? İki tane fark var. Fark iki. 329 doğal sayısının rakamları toplamını bulunuz. Şimdi 329'u yazalım. 329'un rakamlarını toplayacağız. 3, 2 daha 5, 9 daha ne yapacak? 14 yapar. Yüz doğal sayısının rakamları toplamının 10 fazlası kaçtır? Şimdi 107. 107 yazdık. Rakamları toplamının 10 fazlası. 107'nin rakamlarının toplamını bulalım. 1, 0, 7. 1 artı 0'ı 1 yapar. 7 daha 8 yapar. Şimdi bunun 10 fazlası. 10 ekleyelim 8'e. 10 eklersek 18 yapacak. 3 basamaklı en küçük sayının 21 fazlasını bulunuz. 3 basamaklı en küçük sayımız nedir? 100'dür. 100. 3 basamaklı en küçük sayımız 100. 21 fazlası 21'de toplayalım. O zaman 121 yapacak. 109 sayısının yazarken kullandığımız en büyük rakam ile en küçük rakamın farkı nedir? 109'u yazalım. 109. Peki en büyük rakam hangisi? En büyük rakam 9, en küçük rakam 0. O zaman en büyük rakam ile en küçük rakamın farkını sormuş. O zaman 9'dan 0'ı çıkaracağız. 9 yapacak. Doğal sayılara devam ediyoruz. Yüzler basamağında 4 bulunan 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Yüzler basamağında 4 bulunan 3 basamaklı en büyük sayı. O zaman en büyük rakamı kullanacağız. Rakamlar neydi? Hatırlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bizim rakamlarımızdı. O zaman en büyük rakam nedir? 9 alacağız. En büyük sayı yazmak için en büyük rakam 9. 499. Demek ki sayımız 499'muş. 732 yukarıda verilen 3 basamaklı 732 sayısının kare içindeki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bunların basamak değerlerini toplayalım. Neymiş basamak değerleri bunların? Bakalım. Şimdi yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, yüzler basamağı. 7 tane yüzden 700. Bunun basamak değeri onlar basamağı. 3 kere 10'dan 30. Bunun basamak değeri 2 kere 1'den 2. Şimdi bize ne diyordu bunların basamak değerleri toplamı? Yine basamak değerinin toplamı 732 yapacak. Yani ne yapıyoruz? Topluyoruz. Toplayalım. Şurada toplayalım. 700. 30 daha 730. 2 daha 732 yapacak. Yine basamak değerlerin toplamı ne yapıyormuş? 732 yapıyor. 606 doğal sayısının onlar ve birler basamağı yer değiştirirse elde edilen yeni sayı kaç olur? Şimdi 606'yı yazalım. 606.
6'dan kimde kim yer değiştirecek? Onlar ile binler basamağı yer değiştirecek. Onlar basamağı burası, binler basamağı burası. Bunlar yer değiştirecek. Değişsin o zaman. 6, 6, 0, 660 olur. Yeni sayımız 660 oluyor. 388 doğal sayısının diyor yüzler, onlar ve birler basamındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Yine basamak değerlerinin toplamı ne olacak? Yine aynısı olacak. Sayının kendisi olacak. O zaman ikinci sorumuza bakalım. Bunun kare içerisindeki rakamların basamak değeri sorulmuş. O zaman şunu silelim. Kare içerisindekileri sormuş ya bize. O zaman ona göre yapalım. Hepsini bulmuştuk burada 3'te. Kare içerisindekileri bulalım. Şimdi kare içerisinde olanlar mavi, yeşil. Bununla bunu sormuş bize. 700 ile 2'yi toplarsak 732 yapıyor. Pardon, 702 yapıyor. Yani 732 yukarıda verilen 3 basamaklı sayının 732 sayısının yeşil kare içerisindeki sayıların basamak değerleri toplamı 702 yapıyor. O zaman 388'in basamak değerleri toplamını sormuş bize. 3 kere 100'den yüzler basamağı 300 artı diyelim. 8 kere 10'dan onlar basamağı 80 artı diyelim. 8 kere 1'den 8, o zaman yine 388 yapacak. Yani yine kendisi yaptı sayının kendisi. 272 doğal sayısını 2 yüzlük ve 7 birlik eklersek yeni sayı kaç olur? 272'ye 2 tane yüzlük 200. 7 tane birlik 7 ekliyoruz. O zaman toplayalım. 272, 200 daha 472, 7 daha 479 yapacak. 4 onluk 2 yüzlük. 4 onluk 40 yapar. 2 yüzlük 200 yapar. Ve 7 birlik. 7 birlik de 7 yapar. Oluşan sayının diyor bir fazlası. 1 ekleyelim. Evet. O zaman 240 daha 240. O zaman 7 daha 247. Bir daha 248 yapacak. 350. Yanındaki sayıya en yakın onluk olarak yuvarlanan en büyük sayının 8 fazlası kaçtır? Şimdi 350'ye yuvarlanacak en yakın onluk olarak yuvarlanan en büyük sayının 8 fazlası. Şimdi onluk olarak 350'ye yuvarlanan sayı nedir? En büyük sayı 354'tür. Bunun 8 fazlasını bulacağız. Şimdi onluğa göre yuvarlarken ne yapıyoruz? Onluğun sağındaki rakam 4, 5'ten küçükse 0 oluyordu. O zaman 354 bundan büyük olacak. 8 fazlası o zaman 362 yapar. 230 sayısına yuvarlanan en küçük sayı kaçtır? Şimdi 230'u yazalım. En küçük sayıyı sormuş bize. O zaman en küçük sayı da kendisi olur. Kim olacak? Kendisi. Yine 230 olur. Yüzlemeye yuvarlanan en büyük sayının binler ve yüzler basamındaki rakamlar yeri değiştirirse yeni oluşan sayı kaç olur? Şimdi 120'ye yuvarlanan en büyük sayı.
Şimdi 120'den büyük olacak bu sayımız. 120'den büyük diyor. Şimdi ikinci soruda bir şey düzeltmemiz lazım. Küçük demiş burada en küçük sayı. O yüzden küçük olunca tabii ki ona göre tekrar düzeltelim şunu. Şimdi 230'dan küçük olacak. O zaman 230'a yakın 225. 225'i ne yapıyoruz biz? Yuvarlayınca evet, 225'i onlar basamağına göre yuvarlarsak 5 ve 5'ten yukarı olunca 230'a yuvarlamış oluyoruz. Yakın olan onluk 230 olmuş oluyor. Şimdi burada ise ne yapıyoruz? 120'ye yuvarlanan en büyük sayının diyor binler ve yüzler basamağındaki rakamlar geri değiştirirse yeni oluşan sayı kaç olur? Şimdi sayımız en büyük sayı 120'ye yuvarlanacak en büyük sayı nedir? 124'tür. 124'tür. Neden? 125 olsa 130'a yuvarlayacağız. 124 bunun nelerini yer değiştir diyor. Binler ve yüzler basamağını yer değiştir. Şimdi yüzler basamağı burası. Binler basamağı da burası. Yer değiştirelim. Bunlar yer değiştirsin. O zaman yeni sayımız ne olur? 421 olur. Bir satıcı 124 lira olan bir ayakkabıyı en yakın onluğa yuvarlayarak satarsa kaç lira indirim yapmış olur diyor. Şimdi en yakın onluğa yuvarlayacak. Bu nedir? Sağında 4 var, 5'ten büyük. 124'ü o zaman yuvarlarsa onluğa göre 120 olur. Kaç lira indirim yapmış olur? 124'tü. 120'ye indi. 4 TL indirim yaptı. İndirim yapmış. Sıranın aldığı oyuncak kaç liraymış? 140'a yuvarlanan en büyük sayıdan 2 lira eksik. 140'a yuvarlanacak en büyük sayı 140'tan büyük olacak. O zaman 145 olmayacak. 145 150'ye yuvarlanır. 145'ten düşük olan 144. Sayımız 144. O zaman 144 140'a yuvarlanıyor. En büyük sayıdan 2 lira eksik. 144'ten 2 lira çıkaracağız. O zaman 142 olur. En yakın yüzde 700 olarak yuvarlanan en küçük sayı kaçtır? Şimdi en yakın yüzde 700 olarak yuvarlanacakmış. Şimdi neye göre bu? Yüzlüklere göre. En küçük sayı. O zaman bu sayımız ne olacak? Küçük olması için 700'den küçük olması lazım. 650'den büyük olacak. 651'dir bu sayımız. 651, 650'den büyük. 650, 650 alabiliriz. 650 alırsak 700 yapar. Yani istenen sayı 650. Şimdi burada sıralama yapacağız. Yukarıda verilen diyor sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci sayı kaç hangisidir? Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En büyük hangisi? 701, 117, 717, 710. Önce 717. Birinci sayımız bu. 717. Büyük. Sonra ikinci sayımız 710. Sonra üçüncü sayımız 701. Sonraki sayımız ise 117. Şimdi bize ne soruyordu? Baştan ikinci sayı. Baştan ikinci. Bir, ikinci sayı. Yani 710'u soruyor bize. Hangisiymiş? 710. 814 büyüktür. Nokta nokta 810. Yukarıda verilen diyor sıralamada
Noktalı yere yazılacak en büyük ve en küçük sayıların farkı nedir? Şimdi en büyük hangisi? 814'ten küçük 813. En küçük hangisi bundan büyük olacak? Bu bundan küçük olacak. Bu da bundan büyük olacak. En küçük sayı 810'dan küçük olan ne var? 810'dan büyük olan 811 var. Farkını sormuş. Farkı 2'dir. Noktalı yere yazılabilecek en küçük sayının 4 fazlası kaçtır? Şimdi en küçük sayının 4 fazlası demiş. 913'ten büyük olacak en küçük sayı. O zaman 914 olur. 4 fazlası 918 olur. Tabloda boyları verilen öğrencilerin uzundan kısaya doğru sıralayınız demiş. Bakalım en uzun hangisi? Şimdi 114, 141, 121, 112. En büyük hangisi? 141. Yani birinci bu. 141'den sonraki büyük olan sayımız 121. İkinci bu. 121'den sonra 112 mi, 114 mi? 114. Üçüncü bu. Bu da dördüncü. Uzundan kısaya doğru. Sıralayınız. Birinci uzun olan Hakan. Kim? Hakan. Sonra Hakan Büyük. İkinci Özgür. O da büyüktür kimden? Özgür. Hakan büyüktür Özgür'den. Özgür de büyüktür Ömer'den. Ömer de Erdem'den büyüktür boy sırası. Ne diyor? Büyükten küçüğe doğru sıralaması ortada hangi sembol bulunur diyor. Şimdi 524, 526 o zaman bu nedir? 525'tir. Buradaki sayımız neymiş? 525'miş bu. Yani 525. Oluyor burası. 525, 527 o zaman 526 oluyor. 523 büyükmüş 521. O zaman 522 olacak burası da. Şimdi nedir? 525, 526, 522. Şimdi o zaman en büyüğü 526 sarı. Hangisi en büyüğü bu? Sonra 525 yıldız yani en büyük sonra büyük olan bu yıldız. Çizebildik mi? Kaçını varmış yıldızın? Evet, sonra da altıgen. Ortada olan hangi sembol? Ortada olan altıgenmiş. Hangisiymiş? Buymuş. Ortada olan şekil bu. Pardon, ortada olanı sormuş. Ortada olan yıldız, altıgen değil yıldız. Yanlış aldık. Ortada olan hangisi? Yıldız. Yani şunu alacağız. Ortada olan bu. Yani 525. Ritmik sayımlar. 24'ten başlayıp 6'şer ritmik sayarken söylediğimiz 5. sayının bilgiler basınındaki rakam nedir? Bundan başlıyoruz. 24. 6 daha 30. 6 daha 36. 6 daha 42. 6 daha 48. Ne yapıyoruz? 48. Şimdi ne diyor bize? 5. sayımız bu. Binler basamındaki rakam kaçtır?
Kaçmış birler basamındaki rakam? 4. 72'den başlayıp geriye doğru 8'er sayarken söylediğimiz 4. sayım. 72, 8 çıkarırsak ne yapacak? 64, 8 çıkardık. Evet, 56. 8 çıkardık, 48. 4. sayı kaçmış? 48'miş. İleriye doğru 850 80'e kadar ve ileriye doğru 950 90'a kadar sayarken hangi sayıyı ortak söyleriz? 8 ve 9'lu sayacağız. Ortak sayımız hangisi olacak? Bakalım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. 9 alalım. 9, 18, 27, 36 ortak değil. 45, 54, 63, 72, 81, 90. Şimdi ortağı gördük. Ortak hangisi? 72. Yani ne demek oluyor? 9 ve 8'in ortak katı olan sayı onu soruyor bize. Nereden buluyoruz aslında biz bunu? 850, 950 saydığımızda kısa yoldan 9 ile 8'i çarpacağız. 72. Direkt oradan buluyoruz. Şimdi üçgen ve karenin toplamını sormuş bize. Şimdi nasıl ritmik saymış bir bakalım. 63, 56. Kaç çıkarmış bir bakalım. 63'ten 56'yı 7 çıkarmış. 7 daha çıkarırsak ne yapar? 40, 9 yapacak. Ne yapacak? 49. 42, 36. 42, 35. Şimdi 42, 35 kaç çıkarmış? 7, 7 çıkarmış. Kaç çıkarmış? 7. Yani 7 eksilmiş. 7 daha eksiltirsek ne olur? 35'ten 28, 21, 14. O zaman bulduk. 49 ile 28'i toplayacağız. Toplayalım. Evet, toplayalım. 9, 8 daha 17, elde var 1. 4, 2 daha 6, bir de elde var 7. 77 yaptım. Denizin yaşı 4'ten başlayıp ileriye doğru 4'er ritmik sayarken 5. söylenen sayıdan 2 eksiktir. Deniz kaç yaşındadır? Şimdi 4, 8, 12, 16, 20. 5. sayımız 20. 2 eksik. 20'den 2 çıkaralım. O zaman 18 bulacağız. Neymiş? 18'miş. Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işareti yerine hangi sayı gelmeliymiş bakalım. Nasıl gitmiş? 51, 55, 4 artmış. Kaç artmış? 4. 4 daha artınca 59 olmuş. 4 daha artarsa 63 olur. Ne gelecekmiş? 63. Soru işaretli sayım. 43 sayısından başlayarak 4 artırıp bir azaltma yaparsak 5. sayı ne olur? Evet, 43'ten başlayalım. 4 artırıp bir azaltma yaparsak 5. sayı. 4 artırıp biz azaltacağız. O zaman evet, sayımız ne olur? 44, 43, 47, bir çıkarırsak 46. Aslında
4 artırıp 1 azaltmak demek, 3 artırmak demek. 3 artıracağız sayımızı. Kaçar kaçar artıracağız. 3 artıracağız. Birinci sayımız 43. 3 daha 46. 3 daha 49. 3 daha 52. 3 daha 55. Yani bize kimi sormuş? 5. sayımız 55'i sormuş. 21'den başlayıp 70'e kadar 7'şer ritmik sayıyorum diyen şöyle kaçıncı saymada 70 sayısını söyler? 21'den başlayacak. 21, 1, 7'şer sayıyor. 28, 2, 7 daha 35, 3, 42, 4, 49, 5, 56, 6, 63, 7, 78. Toplam kaç sayımız var burada? 8 sayı söyler. Yukarıda verilen örüntüde diyor, örüntü kuralını bozan sayı hangisi? Şimdi 11'den 14'e 3 arttı. 14'ten 17'ye 3 arttı. 17'den 21'e kaç artmış? 4 artmış. Kaç? 4. 21'den 23'e 2 artmış. 17, 20, 23 olacaktı. 17'den sonra ne gelecekti? 20. Sonra da 23 olacaktı. 21 işi bozdu. Cevabımız 21. Yanındaki örüntüde 6. basamağındaki sayı kaçmış? 9, 18, 27, 36, 9'ar artıyor. 1, 2, 3, 4, 45, 54. 9'ar artarsak nereye geleceğiz? 54'e geleceğiz. Yani 54'ü sormuş bize. 17, 18, 15, 16. Soru işareti 14. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi sayı gelmeliymiş? 17, 18, 1 arttı. 15, 2 azaldı. 1 arttı, 2 azaldı. 1 artacak. Evet. Nasılymış? 1 arttı, 2 azalacak. 1 arttı. Sonra 17, 18'e 1 arttı. 18'e 15'e 3 azaldı. Sonra 1 arttı. Yani 1 artı 1 ekleyeceğiz. Sonra 3 azalacak. Ne yapacak? 3 azalacak. 3 azaltırsak 16'dan 3 çıkarsak 13 olur. Soru işareti yerine ne gelirmiş? 13 gelir. Tek ve çift sayılar. Yukarıda verilen tablodan kaç tanesi çift sayıdır? Şimdi çift sayılar nedir? Sonunda 0, 2, 4, 6, 8 olanlar çift sayı. Sonunda 1, 3, 5, 7 olanlar tek sayı. Şimdi bize çift sayıları soruyor. Bu tek. Bu çift. Bu tek sayı. Bu da tek sayı. Bu çift sayı. Bu da çift sayı. Bu tek sayı. Şimdi bize çift sayıları sormuş. Sonunda 0, 2, 4. 101 tek. 730 çift. 203 tek. 555 tek. 304 çift. 306 çift. 21 tek. Kaç tane çift sayı varmış? 3 tane çift sayı varmış. 3 tane. 3 basamaklı en küçük tek sayıdan sonra gelen sayı nedir demiş. 3 basamaklı. 3 basamaklı en küçük sayıdan diyor. 3 basamaklı sayımız 100. En küçük tek sayı. Tek sayı dediği için 100 çift 101 diyeceğiz. Ne diyeceğiz? 101. 101'den sonra gelen diyor. Sayı nedir? 101'den sonra ne gelir? 102 gelir.
Onlar basamağında 7 bulunan 3 basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Şimdi onlar basamağında 7 bulunan. Onlar basamağında 7'ymiş. Yani 3 tane sayımız var. Kaç basamak? 3 basamaklı. Onlar basamağında 7. Burada 7 olacak. Onlar basamağı burası. 3 basamaklı en büyük doğal sayım. Kaçtır demiş. Doğal sayı olduğu için yani buraya 9 gelecek. O zaman buraya da 9 gelecek. 979 yapar. En büyük rakamı koyuyoruz. En büyük rakamımız 9. Yüzler basamağı 6 olan diyor. Yüzler basamağı 6'ymış yazalım. Yüzler basamağı 6 olan. Yüzler basamağı onlar birler. Yüzler basamağı 6 yazdık. 3 basamaklı en büyük sayıya 100 eklersek en büyük sayı olması için en büyük rakamı kullanacağız. Yani en büyük rakam 9, 9, 699. 100 eklersek 699'a 100 eklersek 799 yapar. Birler basamağında 2 bulunan rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayının en yakın onluğa yol almış hali nedir? Şimdi birler basamağında 2, birler onlar yüzler, birler basamağında 2 olacak. Rakamları farklı. 3 basamaklı, 3 basamaklı en büyük sayının diyor. En büyük sayı, en büyük sayı olması için en büyük rakam alacağız. Yüzler basamağında 9. Sonra da rakamları farklı dediği için buraya da sonraki büyük rakam 8'i alacağız. Yani 982 yaptım. En büyük, en yakın onluğa yuvarlanmış hali. Bunu en yakın onluğa yuvarlayalım. Onluk. Onlar basamağı burası. En yakın onluğa yuvarlarsak 982, 980 yapar. Rakamlar farklı. 3 basamaklı en küçük sayı 100'den kaç fazlaymış? Rakamları farklı. 3 basamaklı. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. En büyük, en küçük sayı. Rakamları farklı. Rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük sayı 100'den kaç fazlaymış? En küçük olduğu için 3 basamaklı rakamları farklı. O zaman en küçük sayımız 100. Rakamları farklı olduğu için 102 alacağız. 100'ü alamıyoruz. 2 tane 0. 101'i alamıyoruz. 102 rakamları farklı. En küçük sayı 102. 100'den kaç fazla? 2 fazla. Yani 102'den 100 çıkarırsak kaç fazlaymış? 2 fazla oluyor. Romen rakamları. Şimdi Roman rakamlarında 0 yok. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 19 var. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki Roman rakamları sayılarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi bunun değeri 4 değil, bunun değeri 6. Bunun değeri neymiş? 6. Pardon. 10, 11, 6 değil bu. Bu nedir? 11'dir. Bu nedir? 4'tür. Bu nedir? 9'dur. Bu nedir? 19. O zaman dışarıda kalan hangisi? 7 yok. Hangisi yok? 7. Şimdi Roman rakamları nelerdi? 1, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Nedir bunlar? 10'a kadar bu şekilde devam ediyor. Şimdi devam edelim sorumuzdan. Yani sorumuzun cevabı hangisiymiş? 7'ymiş burada. Dışarıda kalıyormuş. Burcu ile Serdar'ın yaşları toplamı kaçmış? Şimdi ne diyor? Ben diyor kaç yaşındayım? 12. Bu 12 demek. Ben kaç yaşındayım? 10. Bu da 6, 16. Kaç yaşındaymış? 16. 12 ile 16'yı toplayacağız. O zaman 28 yapar. 10'a kadar buraya yazdık. Peki ondan sonrakiler nasıldı? 11 var, 12 var. Mesela şuraya yazalım. 11, 11 bu. 12, 13, 14, 15, 16, sonra ne var? 16. 16'dan sonra 17 var. Yıldan sonra ne var? 17 bu. 18. 18 nasıl bir şey bu? Sonra 19 var. Sonra da 20 var. Evet, bunlar 20'ye kadar olan bizim Roman rakamlarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oluyor. 3 sayısının kaç fazlası? X 10 fazlası. Şimdi bu sayımız neymiş? 5, 6, 7, 8. Bu 8, bu kaç? Ne 10? O zaman 8'in 10 fazlası 18. Peki 18 sayısını Roma rakamıyla nasıl gösteriyoruz? 10, 15, 16, 17, 18. Peki burada 28 var. 28'i nasıl göstereceğiz? Evet, 28'i nasıl gösteriyoruz? Sekizi 10, 20, 25, 26, 27, 28 bu şekilde gösteriyoruz. On ikiden sonra gelen çift sayıdan diyor 4 çıkarttığımız hangi sayıyı buluruz? 12'den sonra gelen çift sayı. 12'den sonra kim geliyor? 14 geliyor. 14'ten bu sayı çıkaracağız. Doğru. Bu da 4 yapıyor. O zaman 10 yapar. Peki 10'un gösterimi neydi? Bu şekildeydi. Şimdi yıldız yerine yazabilecek sayıların toplamı bulunuz demiş. Bu neydi? Şuna bir bakalım. 10, 11, 12, 13. Burası 13. Buna bir bakalım. 10, 15, 16, 17. O zaman 13 ile 17 arasında kimler var? Evet, kimler var? Sayıların toplamını bulunuz demiş. 13, 17'den sonra 14 var, 15 var, 16 var. Yani bunları toplayacağız. 14, 15, 16. Kimler varmış? 14, 15, 16 var. Toplayalım. 14, 15, 29. 16 daha 45 yapıyor. Yani sayıların toplamı ne yapıyormuş? 45 yapıyormuş. Şimdi Roman rakamlarına bir bakalım internetten. Nedir bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yani bu 10 yapıyor. 20, 30, 40, 50 bu. 60, 70, 80, 90, 100. 100C, 200, 2C, 300, 300, 3C, 400, 500D, 600, 700, 800, 900, 1000M yapıyor. Şimdi Roman rakamlarına sırasıyla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 212, 353, 404, 555, 846, 927, 1008, 1999, 1999, 2420. Şimdi toplama işlemi yapalım. 241 sayısına 53 sayısını eklersek sonuç kaç eder demiş. 241 ile 53'ü toplayacağız. Toplayalım. 3, 1 daha 4. 9, 5, 4 daha 9. 2 aşağı. 294 yapıyor. 307 sayısından 258 sayısını 258 artırırsak hangi sayı buluruz? Yani yine ekleyeceğiz. 307'ye 258 ekleyeceğiz. Yani 3 basamaklı 2 sayının toplamı. 7, 8 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. 5, 0 daha 5, 1 de elde vardı 6. Bu gittim. 3, 2 daha 5. Yani 565 yaptım. Birinci toplananla 438, ikinci toplananla 108 olan bir toplama işleminde sonuç kaç? O zaman birinci toplanan birinci sayı 438, ikinci sayı 108 topluyoruz bunları. Yani 438 ile 138'i 108'i toplayacağız. 8, 8, 16 elde var 1. 3, 0 daha 3, 1 elde var 4. Elde gitti. 4, 1 daha 5 yani 546 yaptım. Yukarıda verilen bilgilere göre diyor toplam kaçtır? Şimdi yazalım neymiş burası? Bu 6'ymış. Bu 4'müş. Bu 3'müş. Bu 3. 3. 4. 4, 3 daha 7. 3, 4 daha 7. 6, 3 daha 9. 9, 77 yapıyormuş. Şimdi bunları toplayacağız. Kimle? 121, 200 kaçı toplayacağız? 21'i. 121, 221'i toplayacağız. Toplayalım bakalım. Ne yapıyor? 1, 1 daha 2 yaptım. Kaç yaptı? 2. 2, 2 daha 4.
2, 1 daha 3. Yani 342 yaptı. Şunu toplayalım. 1, 0 daha 1. 1, 0, 0 daha 1. 2, 1 daha 3. 300 ne yapmış? 11. Toplayalım şimdi. 311 ile 342'yi toplayalım. 2 1 daha 3, 4 1 daha 5, 3 3 6, 653. 318 sayısına 3 basamaklı en küçük doğal sayı eklersek hangi sayı buluruz? 318'e 3 basamaklı en küçük doğal sayı yani 100 ekleyeceğiz. Ekleyelim 100. En küçük doğal sayımız 3 basamaklı 100. 8 0 daha 8, 1 0 daha 1, 3 1 daha 4 yani 418 yaptı. Ali'nin annesi 6 yıl önce 32 yaşındaymış. 6 yıl önce. Ali'nin babası 39 yaşında olduğuna göre anne ve babasının yaşları toplamı ne? Şimdi 6 yıl önceymiş bu. 32 6 ekleyelim. Ali'nin annesinin yaşını bulalım. 38. Kim bu annesi? Babası da 39 yaşındaymış. O zaman annesi baba 39 yaşında. Şimdi baba. Toplayalım. 9, 8 daha 17 elde var 1. 3, 3, 6 bir de elde var 7. Yani 77 yaptı. Gitti elde. 3 kardeşin yaşları toplamı 42'dir. 4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Şimdi 3 tane kardeş varmış. 42. 4 yıl sonra 4 yıl sonra birinci kardeş kaç yaş artacak? 4. İkinci kardeş kaç yaş artacak? 4. Üçüncü kardeş kaç yaş artacak? 4. O zaman 42, 46, 50, 54 yapıyor. 3 kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı. Bir manav hafta içi 388 kilogram. Hafta sonu da hafta içi sattığından 201 kilogram fazla meyve satmış. O zaman 388'e 201 ekleyelim. Hafta sonunu bulalım. 8 1 daha 9. 8 0 daha 8. 3 2 daha 5. Nedir bu? Hafta sonu. Hafta sonu. Hafta içi de 388'di. O zaman manav toplam ne kadar sattı onu bulalım. Yani 589 bir de 388'i toplayacağız. Şimdi hafta içi 388. Hafta sonu da 589. Toplayalım. 8, 9, 17 elde var. 1. 8, 8, 16 bir de elde var 17. Elde var 1. 5, 3 daha 8 bir de elde var 9. 977 yapıyor. Bir çiftlikte 217 inek. İneklerden 120 fazla koyun. Şimdi 217 inek. 120 fazla koyun toplayalım. 120 fazla koyunu toplayalım. 7 0 daha 7, 2 1 daha 3, 2 1 daha 3. Bu nedir? Koyundur. Koyun. Şimdi bakalım. Bu çiftlikteki inek ve koyunların toplamı nedir? İnek ne kadardı? 217. Koyun 337. Toplayalım. 7 7 14 elde var 1. 3 1 daha 4 1 elde var 5. 3 2 daha 5. Demek ki toplam 554 tane hayvan varmış inek ve koyun. Modelle gösterilen çıkarma işlemi sonucu kaç derece demiş çıkarma işlemi? Sonucu kalanlara bakalım. Kalanlar neler? Şimdi neler kalmış bir bakalım.
İki tane yüzük kalmış. 200. 10, 20, 30. 3 tane onluk 30. Kaç tane birlik kalmış? 5 tane, 3 tane de birlik kalmış. 3 o zaman 233 yapıyor. Çıkarma işlemlerini yapalım. 3'ten 1 çıktı 2. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşudan aldık. 1 onluk aldık. 12. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 7. 7'den 2 çıktı 5. Yani 582. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 4 çıktı 5. 546. Birden 0 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'lu kaldık. 11'den 8 çıktı 3. Burada kaldı. Kaç kaldı? 8. 8'den 0 çıktı 8. 6'dan 1 çıktı 5. Yukarıdaki çıkarma işleminin sonuçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi büyükten küçüğe doğru. Hangisi 583? 583 büyüktür 582'den. O da büyüktür 546'dan. Şimdi ne demiş? Çıkarma işlemlerini yapınız demiş. 806 nedir? 806'dan 507'yi çıkar. Bunu bul. Evet, 806'dan 507'yi çıkarıyorum. Alttan 7 çıkmaz. Komşuya gittik aldık. 16'dan 7 çıktı. Ne kalır? 9. Burada kaldı. Ha, buradan bir şey şundan alıyoruz. Bunda da bir şey yok. Burada 7 kaldı. 7 kaldım. O zaman buna verdik. 10 oldu. Buradan da bir tane aldık. Buna verdik. 9 kaldı buradan. 9'dan 0 çıktı 9. 7'den 5 çıktı 2. 299 kalmış. Peki çıkalım. 507'den ne çıksın? 490 kaç? 8. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuya gittik. Buradan buraya, buradan da buraya verdik. 17'den 8 çıktı 9. Burada 10 kalmıştı. Buraya verdik. 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıktı 0. Şimdi bize neyi sormuş? Bakalım. Yani bu işlemin sonucundan 299'dan ne çıktı? 9. Yani 290 kalmış. 761'den 553 çıkmış. Ondan küçük. Yukarıdaki işleme göre yerine yazılabilecek en büyük sayı nedir? Çıkarmayı yazalım. 761 653. Komşudan aldık. 11'den 3 çıktı 8. 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 6 çıktı 1. Yani demek ki burası neymiş? 108'den küçük olacak sayılar. En büyük hangisi? 107. Bir fırında 532 ekmeğin 428'ini sattı. Geriye satılmayan kaç ekmek kalmış? Çıkarma yapacağız. Yani 532'den 428'i çıkaracağız. 532 428. İkiden çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 8 çıktı 4. 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1. 104 kalmış. Yine çıkarma işlemi. Hasan ile Hamza'nın 322 misketi varmış. Hasan'ın 173 tane misketi olduğuna göre
Hafızanın kaç misketi var? O zaman 322'den 173'ü çıkaracağız. Çıkaralım. 2'den çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 9 çıktı. 3 çıktı 9. Burada kaldı 1. Ne kaldı? Burada 1. Komşuya gittik aldık. 11'den 7 çıktı 4. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı 1. 149'muş demek ki diğerinde. Bir sinema salonunda 420 koltuk vardır. Salonda 200 erkek, 180'in kadın seyirci olduğuna göre kaç tane adet boştur? Şimdi 200 erkek, 180 kadın toplarsak 380 yapacak. Erkek 200, kadın 180 topladık 380. Toplam 420 idi. O zaman 420'den 380'i çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 4 çıktı. 10'u kaldı. 12'den 4, 8 çıktı 4. 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. Yani 40 koltuk boşmuş. $210 liralık bir bisiklet 50 liraya indirimli satılıyormuş. 210 lira 50 lira çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 1 çıkmaz. 11'den 5 çıktı 6. 1 kaldı 160 liraymış. Bisiklet almak isteyen Halil 200 lira ödeme yapıyor. Kaç lira para üstü alır? Bisiklet 200 lira ödeme yaptı. Bisikletin fiyatı 160. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan çıkmaz 10'lu kaldı. 10'dan 6 çıktı 4. Burada kaldı 0. Birden bir çıktı 0. Yani 40 lira geri para alıyormuş. 721 kişilik trende 193 kadın yolcu vardı. Trende kaç erkek yolcu var? Çıkarını yapıyoruz. 721'den 193'ü çıkaracağız. Şimdi birden çıkmaz 10'lu kaldı. 11'den 3 çıktı 8. Burada kaldı 2 idi. 1 kaldı. Ne kaldı? 1. Komşudan aldık. Buraya verdik. 11. 11'den 9 çıktı 2. Burada kaldı 6. 6'dan 1 çıktı 5. Yani 528 erkek varmış.